Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kübra Akdemir. Zaten takipçilerim biliyor ama kendimi yeniden tanıtmak istiyorum. İki tane çok güzel aslanlar gibi erkek çocuk annesiyim. Şimdi ben bu videoyu çekmeyi isteyeli 3 ay oldu. Çünkü Yağız Ömer ikinci oğlum. 6 aylık olmak üzere ama 3 aya kadar neler kullandım, nelerden memnun kaldığımı. Hep çekeceğim ama iki çocukla yani video çekmesi tahmin edilebilir bir şekilde zor. Yani hep böyle çekiyorum. Videoları editlemesi kısmı da zaten ayrı bir olay. Birikiyor, parça parça koyuyorum. Her neyse. Şimdi ilk Yiğit Asaf'ta birinci oğlum şu anda 4 yaşında. Ondan da tecrübe ettiklerim ve Yağız Ömer'de yani ikinci çocuğunda da yine yeni şeylerle tecrübe ettiklerimi paylaşacağım. Memnun kaldıklarımı ve kesinlikle almanız gerekenleri, özellikle yeni doğan ilk 3 ay nelerden memnun kaldığımı sizle paylaşacağım. Şimdi nereden başlayalım? Öncelikle neyden başlasak acaba? Şeyden başlayalım. Temizlik ürünlerinden başlayalım. Şimdi ben çamaşır ürünleri için genelde bütün kullandığım malzemelerin çoğunu ebeveynden aldım. Hem ekonomik fiyat olarak da hem de kalitesi ve memnuniyeti oranı da çok yüksek. Şimdi kullandığım çamaşır deterjanı Baby Me'nin Granny sabunu. Bu ikili şekilde satılıyordu ve çok ekonomik fiyatı da. Durumunkini de tercih edebilirsiniz. Bu granül sabunlarda biliyorsunuz ki hiçbir katkı maddesi yok ve çok doğal. Yani birazcık sadece yıkandıktan sonra çift durulama yapmanız gerekiyor ki bu granüller birazcık çamaşırlarda kalabiliyor. Tek sıkıntısı o. Ama leke çıkarması da çok iyi. Daha sonra yumuşatıcı olarak maalesef buna %100 doğal diyemeyeceğim. Çünkü içerisinde ne var? Büyük olasılıkla parfüm var. Ama ben o kadar çok seviyorum ki bunun kokusunu tekrar koklamak istiyorum. Özellikle koklayınca Yiğit Asaf'ın ilk doğduğu zamana gidiyorum yani. 4 yıl önceye gidiyorum. Bundan vazgeçemiyorum. Bu Dali'nin bahar ninnisini tercih ediyorum. Daha böyle doğal içerikli olan yumuşatıcılar var. Ama tabii ki tercih meselesi. Ben çift durulama yaptırdığım için birazcık gönlüm rahat ediyor. Bundan da çok memnunum. Baby Me'nin granül sabunundan da çok memnunum. Hatta bitmek üzere tekrar alacağım. Şimdi bir taraftan da Yağız Ömer burada. Yani onunla artık ilgilenmem gerekiyor. Sesini de duyabilirsiniz. Şimdi bu Baby Me'nin çamaşır leke çıkarıcısını. Yani ben bunu boşuna aldım ya. Ya çok memnuniyet var ama ben memnun kalmadım. Lekeyi çıkartmıyorum. Bildiğiniz leke kalıyor yani. Hani bekletiyorum üzerine falan. Ya ben birazcık nasıl desem gelenekselciyim yani bazı yönlerde. Bildiğiniz bu kalıp sabun var ya bizim kullandığımız Hacı Şakir işte Duru Baby Me. O lekeleri daha iyi çıkartıyor. Yani ben, bu hala dolu yani. Çünkü çok kullanmadım. Memnun kalmadığım için de çok kullanmıyorum yani. Bayağı da gider herhalde. Yani tabii ki de siz belki memnun kalabilirsiniz. Bilemiyorum. Bir tarafta. Bebek, yani yeni doğan bebeklerin kişisel bakımına. Ben Mustela'nın şöyle bir de bunun neyi vardı? Hemen şöyle bir dörtlü setini aldım. Yani bu birazcık fiyat olarak birazcık pahalı bir ürün. Ama gerçekten içeriği çok temiz. Yani doktorlar da tavsiye ediyor bunu. Şampuanından memnunum. Bu vücut kreminden çok memnunum. Hyaluronik asit var içerisinde. Özellikle yeni doğan bebeklerin ciltleri çok çok kuru oluyor. Bu pH değeri de düşük olduğu için onları sürekli nemlendirmek ve yağlamak gerekiyor. Yağı da çok güzel. Bunları yani günlük onları yeni doğan hemşiresi de bana hastaneden çıkışta önermişti. Sürekli onları nemlendirmemiz gerekiyor. Ciltleri kuru oluyor. Nemlendirip onları rahatlatmamız gerekiyor ki yani gerginleşmemesin diye. Ya bir tek bundan memnun değilim diyemem ama yani bu pişik kreminden
birazcık böyle kalıp gibi kalıyor. Böyle sürüyorsunuz ya. Belki de ciltte bir bariyer görevi görmesi gerekiyor ya, pişik olması için. Ya birazcık o beni rahatsız ediyor. Onun temizlenmesi bile böyle doğumlarına doluyor falan. Bir onu sevmiyorum. Bir de benim kullandığım o şu an çantada galiba. Her neyse. Bir de şey var. Bunlar pişik önleyici krem. Bir de Bepantol var. Bepantol'dan daha çok memnunum. Yani bundan memnun kalmadım diyemem ama Bepantol'un yapısı daha yumuşak, böyle krem, losyon gibi. Bu böyle kalıp gibi kalıyor. Bir tek onu beğenmiyorum. Bepantol da kullanabilirsiniz. Ama tedavi edici ürün olarak da hemateni kullanıyorum. Bu sera hemateni. O da pişik olduktan sonra tedavi ediyor. Şimdi başka... Bez olarak da şu ilk 3 aya kadar değil, 5 aya kadar ben Prima'yı kullandım. Aktif bebeği ve yeni doğan serisini kullandım. Çok memnundum. Ya bence kaliteli bir bez. Sızdırma yapmayan tek bez diyebilirim. Çünkü Yiğit Asaf da Silip'i kullandım. Silip'in taşırma oranı çok vardı. Bilmiyorum, erkek bebek kız bebek olarak ayrılıyor ama bilmiyorum. Ben de memnun kaldığım için Prima'dan devam ettim. Ama gelin görün ki fiyatlar çok arttı. Bu yüzden de ben hangi beze geçtim? Neyse, arada da bunu sıkıştırmış oldum ama biraz çok alakasız Prima'dan Sofia'ya geçtim. Bu A101'de satılan Sofia bez. Bir yine influencer biri paylaşmıştı. Yani Prima kullananlardan sonra buna geçenler de gerçekten pişik olmuyor diye. Çünkü ikisi de naylon. Prima yani doğal bir bez değil. İçerisinde biliyorsunuz parfüm. Parfüm demeyeyim ya, bir şey var böyle koku yapmasın diye. Her neyse. Ve pamuklu ürüne geçince, atıyorum Sleepy, Baby Turku, hepsi pamuk ya, ona geçince pişik oluyor otomatikmen. Yani pişik olmaması için ben de böyle bir beze geçtim. Belki Morphix de pişik yapmıyor olabilir ama bu çok ekonomik. Yani memnun da kaldım. Bir de bunun premium'u var. O çok bulunmuyor. O daha iyi. Yani tavsiye ediyorum. Yani ne alakaysa şimdi buradan bir geçiş yaptım ama. Her neyse. Sonra böyle Baby Me'nin alt açma örtüsü. Dediğim gibi ebeveynden gidiyorum. Ben 90-60'ı tercih ettim. Ama bunu ne yapıyorum ben biliyor musunuz? Ortadan ikiye şuradan kesiyorum. İki tane oluyor. Şimdi bebek küçük ya, yeni doğan bebekler. Ya yani bu iki tane olarak benim işimi görüyor. Büyük olduğu için işte kafasının kaldığı kısmı pislenmiyor. Alt kısım pisleniyor. Çöp oluyor. O yüzden ikiye kestiğiniz zaman daha uzun ömürlü kullanmış oluyorsunuz. Yani tavsiye ediyorum bunu da. Evet, biz böyle devam edelim. Yoksa benim çekmem çok zor olacak. Yani uyuduğu anı da getirmem zor olacak. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Yani bebekli ürün tanıtımı herhalde ben bir ilkim ya. İlk miyiz yaz Ömer? Her neyse, devam edelim. Uygulamalı göstereyim hatta. Tarak. Tarak Bebedor'un. Bu yeni doğan. Tarak. Bundan memnunuz. Böyle at kılından yumuşacık. Hiç başına zarar vermiyor. Tavsiye ediyorum. Sonra Bebedor'un ben set halini almışım. Tırnak makası çıkmıştı. Hiç memnun kalmadım içinde. Kesmiyor ya. Bildiğiniz tırnağı kesmiyor. Yazık, günah. O çöp oldu. O yüzden gittim. Bizim eczanede satılan V-Baby'yi aldım. Özür dilerim. V-Baby tık 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 kesiyor. Alışkın olduğum için ben bu formdaki olan tırnak makasını kullanıyorum. Ama bu böyle bebekler için olan tırnak makası var. Bunda yani korkuyorsanız ki eğer, kesinlikle bunu kullanın. Kıstırma yapmıyorsunuz bununla. Ya tabii diğeri gibi kıt 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 kesmiyor ama bu daha güvenli olanı. Bunu da tercih edebilirsiniz. Sonra neye gelelim? Evet, benim ilk zamanlar kullandığım göğüs ucu bakım kremleri. Yani kesinlikle kullanmanız gereken ürün bu Garmastan. Garmastan diye okunuyor galiba. Garmastan pomat. Bu aşırı derecede tedavi ediyor bu yaraları. Bundan memnun kaldım. Sonra Lasinoh'un da aldım ama ya bundan da memnun kaldım. Ben bir ondan kullandım. Ama en memnun kaldığım ürünü size söyleyeyim hemen. Kesinlikle bu. Bana doktorum doğumdan sonra tavsiye etmişti. Bu böyle şurada delikleri var. Göğüs ucuna takıyorsunuz. Şöyle açılabiliyor. Burada süt buraya damlıyor. Burada birikiyor. Hem hava alıyor hem de o biriken süt sizin memenizi
böyle tedavi ediyor. Yani ben bu petlerden bile kullanmadım. O yüzden size bunu almanızı tavsiye ediyorum. Benim göğüs uçlarım o yüzden çok çabuk iyileşti. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da ebeveyn ürünü. Philips'inki daha pahalıydı. Ben bunu aldım. Şimdi sırasıyla. Yani çok karışık oldu ama yapacak bir şey yok. Baby Me'nin kulak çubuğu. Ben Bim'in markasını da kullanmıştım ama Baby Me bana bu pamuğu çok sıkı olduğu için kulağın içerisinde dağılmıyor. Ama Bim'inkini almıştım. İsmini hatırlamıyorum şu anda. Kulağın içine sokuyorsunuz dağılıyor. O yüzden Baby Me'yi tavsiye ediyorum. Sonra ıslak mendil olarak Sleepy'nin ultra hassas, saf sulu, yeni doğan bebek ıslak mendili. Bu kokusu çok güzel değil. İçinde çünkü salatalık özü var ve gliserin var. Ama yani bu benim dışarıya çıktığım için çantaya aç çık, pamukla uğraşma, ıslatmaya falan uğraşmamak için aldığım bir ürün. Memnunum bundan. Ama ben yani iki oğlumda da kullandığım temizleme pamuğum bu. Baby mi? Koliyle alıyorum. İçerisinde kaç adet oluyor? 20 adet oluyor sanırım. Koliyle alıyorum. Bayağı bir gidiyor. Yani en doğalı bu. Diğerlerinin içerisinde katkı yok deniyor ama bence var yani. O yüzden ve temizleme olayı da bunda çok güzel oluyor. Islak mendille kalıyor böyle elinizde dolanıyor ama bu daha rahat. Sonra eşim emzik almış ama bizim bebeğimiz tutmadı. O yüzden size emzik tavsiye edemeyeceğim yani. Philips'i de denedik. O da şurada bir yerde ama bunu da denedik. Yok ben de kutuya kaldım. Bir kere kullandım böyle kutuda duruyor. Evet maalesef bir mola verdik. Şöyle kamerayı düzelteyim. Mola vermek zorunda kaldım. Biliyorsunuz ki bebekle çekiyorum. Hemen hızlı hızlı anlatayım. Emzirme ürünlerine geçiyorum. Ben elektrikli pompa olarak Lansinov'un bu ikili göğüs pompasını kullanıyorum. Böyle iki tane pompa kısmı var göğüs pompası. Şu şekilde. Şu alt kısımlarına şu an takılı değil ama biberonları takıyorsunuz. Böyle iki tane ayırma hava hortumunun iki tane ayırma yeri var. İsterseniz bunları çıkarıp şu tıpayı takıp tekli olarak da kullanılabiliyor. O avantajı da var ve güzel. Ve kutudan çıkan iki tane ayrı, farklı ayrı ve boyut, göğüs boyutuna göre, meme ucu boyutuna göre böyle uç var. O da güzel bir şey. Sonra içerisinden böyle bir biberonu kapatmak için sütü sağdıktan sonra saklamak için böyle bir tıpa var. Sonra bu şu anda gösteremiyorum. Aslında içinde pil var. Çalışabilir ama bunu çıkartmam mı gerekiyordu? Şöyle göstereyim ekrana doğru. Çünkü benim 5 yıldır yok 4 yıldır bu ürün benimle olduğu için maalesef. Yani silindi buraları. İlk önce şu gözüken ne deniyor bu sembol? Masaj yapıyor. İlk 1-2 dakika masaj yapma özelliği var ki göğsü rahatlatıyor ki süt daha sonra kolay insin diye. Daha sonra şuraya tıkladığınızda bu sağma olayına geçiyor. Bunda da güçler var. Burası artı, burası eksi şeklinde. Bakın. Sesi de değişiyor. Her neyse ben bu üründen memnun kaldım. Gayet çekim gücü çok güzel. Ama eğer ki kapatalım şöyle. Ama eğer ki elektrikli bir pompa almak istemiyorsanız, manuel bir pompa almak istiyorsunuz el gücüyle, o insanı aşırı ve aşırı yoğuruyor. Ama şu ürünü %100 memnuniyetle size tavsiye edebilirim. Şöyle Moshi. İlla ki görmüşsünüzdür bunu. Bu Moshi hiçbir şekilde güç sarf etmeden sadece meme ucuna bunu vakumlayarak yerleştiriyorsunuz ve bu kendi kendine sağım yapıyor. Şöyle. Ben bunu almamın sebebi artık ilk zamanlar Yağız Ömer yoğun bakıma yatmıştı ve o zaman da stresten ve yüzünden sütüm benim geri çekilmişti. Ve göğüs pompasını yapmak beni artık usandırmıştı. Sürekli 2 saatte bir pompaya oturuyordum. O beni bıktırmıştı.
Ve biraz araştırmıştım. Neden bunu daha öncesinde almadım bilmiyorum. Ve bunu gördüm. Çok memnuniyet vardı okuduğumda ve bunu aldım. Bunu takıyorsunuz. Eğer sütünüz mi az? Çocuk emdikten sonra bunu takıyorsunuz memenize ve bu tekrar sağım yapıyor ve sütünüzü arttırıyor. Eğer sütünüz mü fazla? Bir memeyi emerken diğer memeden akan sütü de içine pompalıyor. Yani ben sütümü artmamasının sebeplerinden biri de bu bence. Emdiriyordum takıyordum. 10 cc, 20 cc, 30 cc. Zaten zamanla görüyorsunuz ki onu süt artıyor. Şimdi ben ilerleyen zamanlarda da hatta bu videodan sonra falan da nasıl mamayı bıraktığımı, mama kullanıyorduk biz çünkü 1 ay 2 ay kullandım. Böyle yani arada arada ama sonra kilo alımı güzelleştiği zaman da o mamayı bıraktık. Onu nasıl bıraktığımı ve sütümü nasıl arttırdığımı da anlatacağım. Yani onlardan bir tanesinin sebebi bu Moşi. Yani bunu bulandan yani defalarca dedim ki kullanırken Allah razı olsun yani. Keşke Yiğit Asaf'ta da böyle bir ürün çıkmış olsaydı. Bunun da muadilleri var. Ebeveyn kendi ürünlerinden de. İsterseniz bu pahalı gerçekten. İç çıkaran Moşi. Moşi pahalı geliyorsa onu da alabilirsiniz yani. Ben Moşi almış bulundum. İndirimde olduğu için Moşi almıştım. Süt sağma poşetlerinden şu an elimde olan benim Philips Aventin'ki. Güzel. Ama ben Lansiyonoh bitti. Lansiyonoh kullanmıştım. Lansiyonoh'u çok beğenmiştim. Ama neden olduğunu hatırlamıyorum. Bak 6 ay oldu. Ama bu da kullanılabilir. Şimdi benim saklamamın amacı bunu daha da sağmıyorum. Çünkü düzenli olarak emdiği için sağma işlemi yapmıyorum. Ek gıdada içine işte mama koyacağım. Dışarı çıkacağım. Çorba koyacağım, dışarı çıkacağım. Yani öyle de değerlendirilebilir. Ya da buzluğa bir şeyler atabilirsiniz. Yiğit Asaf'ta buzluğa peyniraltı suyu falan atıyordum bundan. Süt atıyordum. Sonra böyle porsiyonlu porsiyonluk yoğurt yapıyordum. O şekilde kullanılabilir. Göğüs peti olarak Lansiyon şöyle tek kullanımlık var bende. Bunu kullandım. Bu güzel. Baby Me kullandım. Yani bu kadar aldım ama gerçekten niye aldım ben bu kadar bilmiyorum. İhtiyaç sahibi birine vereceğim yani. Çok fazla. Ama önceki göğüs petlerine nazaran, önceki göğüs petleri böyle tek kullanımlık şekilde satılmıyordu Yiğit Asaf zamanında. Bu çok hoşuma gitti. Yani oradaki böyle makyaj pamuklar oluyor ya böyle rulo şeklinde. O şekildeydi. Açık kalıyordu. İçine ister istemez bakteri falan girebilir yani. Tek kullanımlık şekilde sizin için açacağım bunu ben. Böyle yapışkanlı. Memnun kaldım bu üründen ama çok fazla almışım. Gerek yok çünkü daha akmıyor yani. Böyle iki tarafında yapışkan var. Bu yapışkanları çıkartıp sütyeninize koyuyorsunuz. Ve bu sizin sütyeninizde sızmayı engelliyor yani sütün sızmasını engelliyor. Evet, başka. Başka ne anlatacaktım? Onları anlattım. Bunu anlatacağım ben size. Bu nedir? Bu bir kaşık biberondur. Eğer ki çocuk memeyi reddetti. İlkten memeyi almayabilir, göğüs uçu olmayabilir, emmeyi bilmiyor olabilir, erken doğmuş olabilir. Benim başıma geldi. Emmiyor, aktif emmiyor. Çocuk sarılık oluyor. Aktif emmediği için haliyle yeni doğduğu zaman. Sarılık olmaması için mama takviyesi yapmanız lazım. Ya da sütünüzü sağmanız lazım, sütünüzü içirmeniz lazım. Ama biberonla içirdiğiniz zaman da çocuk biberona alışıyor, bu sefer memeye dönemiyor. O yüzden böyle kaşık bir biberon almanızı tavsiye ediyorum. Benimki Medela. Yiğit Asaf'ta almıştım bunu. O zaman için 150 lira bir fiyat vermiştim. Şu an fiyatlarına bakmıştım. 2-3 ay önce 400-600 lira arası. Ama buna bu kadar para vermek kesinlikle gerek yok. Çünkü benim zamanımda sadece Medela vardı. 4 sene önce. Şimdi Ebebek de çıkarmış bu kaşık biberondan. Onu alın. Birkaç tane marka daha var. O da 70 lira, 40 lira falan. Öyle bir o fiyatlar arasındaydı. Onu kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık herhalde dediğim gibi mama takviyesi yapıyordum dedim ya biraz önce. O mama takviyesini ben bu kaşık biberonla yaptım. Ya da sütümü sağıyordum bu moşi ile. Hemen buna koyuyordum. Kaşık 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 veriyordum. Yani çünkü çocuk doymuyor. Birazcık daha takviye alması gerekiyor. Ya da emmiyor, uyuyor falan. Yani
Bu kaşık biberon böyle sıkıyorsunuz için, sıktığınız zaman şuraya geliyor. Aynı kaşık gibi yediriyorsunuz yavaş yavaş. Ama doktorlar bunu ilk yeni doğanlara önermiyor. Çünkü bebek aspiri olabilir. Ama ben Yiğit Asaf'ta öğrendiğim için bunu dedi sen kullanabilirsin demişti. Hani Allah korusun tıkanır falan, gezdiğine kaçar. O da çok büyük bir tehlike, boğulabilir. O yüzden bunu öğrenmek lazım. Öyle kullanmanız gerekiyor. Bu da bir dipnot. Sonra bunlar bittikten sonra bunu kesinlikle ve kesinlikle alın. Bir aydan 40 günden sonra bebek artık algıları açıyor. Gözünü açıyor. Ve görmeye başlıyor. Ben bunlarla çok oyaladım Yağız Ömer'i. Bu neydi? Oyun halısı var ya, üzerinde çıngırakları sallanıyor. O çıngırakların halkaları var. Halkaların arasında ben bunları sıkıştırdım. Elle tutması çok insanı yoruyor. Taktım. Bayağı bir oyalanıyor ya çocuk. Yani orayı takın böyle 10 dakika, 15 dakika, bazen 20 dakika. Kendi kendine izliyor, heyecanlanıyor falan. Yani bunu kesinlikle tavsiye ediyorum, alın. Başka anlatacağım bir şey kalmadı herhalde. Her şeyi anlattım. Heh, derece çok önemli. Dereceyi anlatayım. Ben şöyle bir derece aldım. Alından ölçer. Markası Meslife. Bunun birçok muadili var. Ama inanın hiç memnun kalmıyorum. Böyle ölçüyorum, farklı ölçüyorum. Böyle ölçüyorum, farklı ölçüyorum. Böyle ölçüyorum, farklı ölçüyorum. Ben dediğim gibi bazı şeylerde gelenekselciyim demiştim ya. Nerede o? Nerede? Bu bildiğiniz civalı var ya. Ben çıkartmadım. Burada diye hatırlıyorum. Nereye koydum? Burada. Bu bildiğiniz civalıyı, koltuk altını kullanıyorum. Yani ben bununla daha rahat ediyorum açıkçası. Ben bunu öneriyorum. Ya da bunların pillileri var yine koltuk altından için. Bunları önermiyorum. Kesinlikle yanlış ölçüyor ya. Böyle saçmalık olamaz. Bunu alın. Böyle Monel. Güzel. Bunu kullanabilirsiniz. Yağız Ömer sıkılmaya başladı. Sonra çöp kutusunu getiriyorum. Evet, hemen gittim. Çöp kovasını da getirdim. Bu bildiğiniz korbel. Ben bunu Yiğit Asaf'ta almıştım. 50 liraya almıştım. Şu an fiyatları 200-300 arasında sanırım. Ya da 150 lira arasında. Ya bunu diyorum ki iyi ki almışım dediğim ürünlerden. Çünkü ben bunu Yiğit Asaf 5 aylıkken aldım. Dedim ki 5 ay niye almamışım ben bunu? Ya bir tane çöp kovası yapıyorsunuz, tuvalete koyuyorsunuz, tuvaletteki çöp kovası 5 litrelik falan 2 güne doluyor ya da yani o bir koku salıyor ki ya. Ya o kokudan duramıyorsun ama bunun nasıl bir özelliği var ben bilmiyorum, neden sızmıyor. Herhalde buradaki kapak sisteminden mi artık, dışarıya kaç gün kalırsa kalsın ek gıdaya geçene kadar kesinlikle koku yaymıyor yani. Anneme gittiğimde kaldığımda unuttum ben bunu atmayı, geldim bir hafta falan koku falan yok. Ama ek gıdadan sonra böyle 3 günde bir falan onu boşaltmanız gerekiyor. Her neyse, buradan atıyorsunuz. Bunun poşetleri de çok pahalı ama şimdi bunların da muadilini çıkartmışlar poşetin. Ondan almayı düşünüyorum bunlar, bu poşetler bittikten sonra her şey pahalandı. O yüzden birazcık ekonomi yapmamız gerekiyor. Almamız gereken şeylerden biri de bu ref fiyatı. Yeni doğan bebeklerde ref dolayı çok oluyor ve kusma olayı oluyor. Allah korusun yaptığı zaman da boğulma riski de var. Yan yatırmanız gerekiyor. Bunun iki tane böyle destekleyici ve sağ ve solda olmak üzere böyle rulo şeklinde pedleri var. Atıyorum sürekli kafasında şekil bozukluğu olmaması için bir sağ yatırmanız gerekiyor, bir sola yatırmanız gerekiyor. Bunlar da onu destekliyor. Güzel bir şey. 60 cm. Ben bunu yaklaşık 3 aya kadar kullandım. 3 aydan sonra da gerek duymadım. Zaten artık hareketleniyor falan. Bunun içine sığmıyor boyut olarak da. 3 aya kadar kullandım ve çok memnun kaldım. Yiğit Asaf'ta almadım. Yani ben bilmiyorum niye almadıysam artık. Yani bunu BİM'den almıştım. BİM'e geliyor böyle 25 liraya falan almıştım. Böyle fermuarla çıkartabiliyorsunuz, yıkayabiliyorsunuz. Bir de biraz yüksek, kusmayı da engelliyor. Boğulmaları da engelliyor uyku halinde. Yüzüstü yatırıyordum onun üzerine. Tabii benim gözetimimde kalıyordu. Tavsiye ediyorum. Emzirme yastığı var, klasik. Onu da şöyle içi, şunu da göstereyim. Emzirme yastığımız da şurada. Onu göstermedim, edemeyeceğim. Şimdi ondan memnun kaldığım için. Emzirme yastığını bu şekilde geçiriyorsunuz. Bebeği buraya yatırıyorsunuz.
İlk zamanlar bebek en az yarım saat kadar falan memede kaldığı için şurada böyle bir kamburlaşma oluşuyor ve buralarını sürekli ağrıyor. Bu dik oturmanızı sağlıyor ve bu omuzlarınız falan ağrıma yapmıyor. Beliniz, sırtınız ağrımıyor. Ve bebeği rahat emzirebiliyorsunuz yüksekte kaldığı için. Bunu da tavsiye ediyorum. Başka bir şey kalmadı herhalde ya. Kaldıysa da artık siz kusura bakmayın. Kıyafet olayını zaten daha önceden çekmiştim. O da kanalımda mevcut. Bol bol zıbın alın. Bol bol tulum alın. Bebekler çok çabuk büyüyor ama çok çabuk da kusuyor. Çok çabuk da altını kirletiyor. Gerekli oluyor. Evet. Kapanışı biz kiminle yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yağız Ömer'le yapıyoruz. Kendini gördü ama biraz önce ağlıyordu. Belki sesini duydunuz. Kesmezsem arayı. Şu an Yağız Ömer 6 aya doğru gidiyor. Ek gıdaya geçeceğiz. Ek gıda için aldıklarımızı da sizinle paylaşacağım. Neler kullanacağım. Neler kullandım gibisinden. Bu video umarım hayatınıza güzel bir yön verir falan diyormuşum. Ve bu video inşallah size faydalı olur. Memnun kaldığım ve kalmadığım ürünleri zaten gösterdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Bu durmuyor. Bakın. Bizi takip edin. Biz sizi çok seviyoruz. Yorumlarınızdan bizleri mahrum bırakmayın. İnşallah faydalı olurum sizler için. Böyle bazı videolarım var, bilgilendirici. Böyle yorum yapılıyor, teşekkür ediyorlar falan, çok hoşuma gidiyor. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin bizden. Ben başka videolarda böyle bilgilendirici içerik videoları, yani tecrübelerimi çekeceğim. O şekilde. Hadi bay bay yapalım ya o zaman. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Dikkatli olun. Görüşmek üzere.